Merhabalar sayın seyirciler. Bugün yemeğimizin ismi saç tava. Bugün yapacağımız yemek 2 kişilik saç tava olacaktır. Ve bu 2 kişilik saç tavanın içine gereken malzemeleri söylüyorum. 2 tane doğranmış sivri biber, 2 adet yani. Yaklaşık 100 gram buyruk yağı ve 4 adet doğranmış, ince doğranmış domates. Yarım kilo doğranmış kuzu eti, yağsız ve sinirsiz. Özellikle kuzu buttan olacak tabi. Ve içine giren terbiyesi 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı da tuz. Bir gün bunu terbiyesinde bekletiyoruz. Özellikle dinlenmesi ve iyice yumuşaması için. Evet, şimdi saç tavanın yapılışını size gösteriyoruz. Evet, öncelikle bunu kısık ateşle yakıyoruz. Ve yaklaşık 100 gram olan kuyruk yağımızı içine atıyoruz. Ve erimesini bekliyoruz tabii. Yavaş yavaş yağını bırakıyor. Sıvı yağdan da yapabiliriz. Tabii kuyruk yağı daha lezzetli olur. Ve karıştırıyoruz iyice. Yanmış yağları ayırıyorum tabii. İçine girmeyecek şekilde. İkinci kısmı etimizi bırakıp terbiyelenmiş etimizi bırakıyoruz. Ve bunu sürekli çevireceğiz. Her tarafı pişsin diye tabii. Eşit şekilde. Yaklaşık pişme süresi de bir 15 dakika. Evet, özellikle terbiyede mutlaka bir gün veya da 2 gün mutlaka dinlenmesi lazım. İyice yumuşasın. Özellikle sıvı yağ. Yemeğimiz 2 kişiliktir. Yani buna bir bardak çay bardağı sıvı yağ girmesi lazım. Süt özellikle yumuşatması için. Bir çay bardağı da süt koymanız lazım. Bir yemek kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı da tuz. Ama tabii özellikle bir gün veyahut da 2 gün dinlenecek. Yağlı veyahut da sinirli olursa tabi pek lezzet alamazsınız. Ağza sinirler gelir. Yani özellikle sinirsiz ve yağsız ve kuzunun but kısmından olması lazım. But kısmı özellikle eti yumuşak tutar. Süt de tabi iyice yumuşatır. Onun için mutlaka dikkat etmeniz lazım bu konuya. Sinirsiz ve yağsız olacak. Evet, şu an etimiz kıvamına geliyor yavaş yavaş. Bizi da tabi özel olarak bu Diyarbakır'dan geliyor. Üzerinde kaplama yoktur. Yani ona da dikkat etmemiz lazım. Bu her saç olmaz. Çünkü eti tutar.
alırken ona da dikkat etmeliyiz. Evet, şu an etimiz kıvamına geldi. Bundan sonraki aşama doğradığımız yaklaşık 2-2,5 adet sivri biber atacağız içine. Daha lezzetli, daha tadını alırsınız, saç tava tadına varırsınız. Bu sivri biberleri fazla öldürmeyeceğiz. Yani fazla ateşte tutmayacağız. Biraz az kavurduktan, karıştırdıktan sonra hemen domateslerimizi, 4 adet doğradığımız domatesimizi, sulanmış domatesimizi içine atacağız. Sivri biber canlı kalacak biraz. Evet, şimdi domatesimizi atıyor. Ortasını açıp şöyle en son sulanmış domatesimizi atacağız. Tabii domatesi attıktan sonra da en son aşama altı, tüpün altı gür olacak. Gür olacak. Buharını alsın. Et daha yumuşasın diye. Evet, eti domatesin üzerine atıp biraz erimesini bekliyoruz. Tabii en son aşama mutlaka ateşin altı yüksek derecede açılacak. Şu an domateslerimiz altında eriyor. Yaklaşık bir dakika gibi bekleyip ve iyice yine karıştırıyoruz. Domatesler iyice eriyecek içinde. Şu an pişme kıvamına geldik. Altını kısıyoruz. Ve doğradığımız altı parça loş ekmeğimizi etrafına diziyoruz şimdi. Ve en son közlenmiş biberlerimizi bırakıyoruz. Şöyle közlenmiş domateslerimizi üstüne bırakıyoruz. Thank you.